Genel izleyici için uygundur. bimillahimineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a salat ve selam kainatın sultanı Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin üzerlerine olsun. Efendim hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Allah'ın rahmeti üzerleriniz olsun. Beyler Bey Camii İmam Hatibi Ramazan kutlu hocam bizimle beraber çok güzel bir program sizleri bekliyor. Öyle ümit ediyorum. Efendim kendisine hemen hoş geldiniz diyorum. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İnşallah güzel olur. Yani güzel bir program bekliyoruz derken Allah ne söyletecek bakayım. Hocam sizin evet. olduğunuz yer her zaman güzel Hayır söyletsin. Allah razı olsun. Ömrünüzde bereket olsun. Efendim Rahman suresini konuşalım istedik. Hani Cenab-ı Hak Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Cebrail Aleyhisselam aracılığıyla 23 yılda Kur'an'ı indirdi. 114 sure var. 6236 ayet var bu ayetlerin, bu surelerin her kelimenin, her harfin bir anlamı, bir değeri, bir karşılığı var. Cenab-ı Hak bizleri muhatap kılmış, bizi insan eylemiş ve bize akıl, irade, peygamberler, kitaplar göndermek kaydıyla da imtihanı tabi tutmuş. Herkes bu dünyada kendi rotasını çiziyor. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine baktığımızda işte ya eyyühellezine amenu diye başlayan ey iman edenler diye başlayan ayetler var. Ya eyyühen nas, ey insanlar var. İşte ya eyyühellezine keferu, ey inkar edenler diye başlayan ayetler var. ...ve ayetlerin başlangıçları var ve bizi muhatap kılıp ve bize bir şeyler ifade ediyor Cenab-ı Hak. Şimdi Rahman suresi de bu surelerin içerisinde gerçek manada bizi tefekküre, sevk eden, muhteşem bir mesaj barındıran harikulade bir sure. Tabii ki bu surenin bütün ayetlerini bu programda ele almak mümkün değil. Niçin? Çünkü vakit yetmez. Ama biz en azından Rahman Suresi'nin başlarından bir başlayalım. Ayetler arasında hocamla bir dolaşma yapalım. Bakalım hangi ayet bize ne ifade ediyor? Bunun inşallah derdiyle dertlenmiş olalım hocam. Rahman suresi bir kere Rahman ya yani mükemmel bir ismi var. Cenab-ı Hakk'ın zaten biliyorsunuz 99 isminden bir tanesi. Rahman ki hani Kur'an'ı açtığımızda Bismillah'tan yani Allah lafzayı celalden sonra bizi karşılayan ilk, i̇lk isim Rahman. Burada isim. da bir hikmet var mı hocam? Yani e, Rahim suresi yok ama Rahman suresi evet. var. Ve Bismillahirrahman biz önce Besmele'de görüyoruz Allah'ın Rahman isminin tecellisini. Ee, Rahman isminin e, tabi bir anlamı var. Kuşatıcı, ee, kullarına karşı çok merhametli olan, kendisine inansın inanmasın, ibadet etsin etmesin, isyan etsin, şirk koşsun ne olursa olsun, çalışana karşılığını veren, İns kullarının arasında ayrım yapmayan yani e, dünya ceza yeri değil her şeyden önce. ...burası bir imtihan yeri. Bu imtihan dünyasında kullar arasında hiç ayrım yapmadan kullarına karşı... ...eşit olup da kullarına dilediği şekilde nimetlerini dağıtan... E, ...anlamına gelen, bu anlamı ihtiva eden bir e, ismidir Cenab-ı Hakk'ın. Rahman ismi. E, Rahim ismi ise e, ahirete yönelik olarak genelde müfessirler... ...onun e, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi, rah Rabbil Alemin Errahmanirrahim Hep yani Besmele'de ve Besmele'nin bir ayet olduğu Fatiha suresinin içinde de gene aynı şekilde Rahman ve Rahim isimleri hep yan yanalar. Hep yan yanalar. Yani üzülme diyor Cenab-ı Hak. Yani burada Cenab-ı Hak dünyada kullarına karşı eşit davranan, bizim gibi noksan sıfatlar taşıyan değil. Biz ne yapıyoruz? Bazen öyle olur. Mesela az önce konuşurken bile hangi takımı tutuyorsun? ...nerelisin... ...işte e, bunu... E, ...yukarı götürdüğümüz zaman... ...taşıdığımız anda... ...inancımıza varıncaya kadar... ...düşüncelerimize varıncaya kadar... ...siyasi düşüncelerimiz... ...farklı farklı şekilde... ...giyimdeki renklerimize varıncaya kadar... ...biz insanları... ...ayırırız... ...benden... ...senden diye... ...ama Allah noksan sıfatlardan münezzeh... ...o uzaktır... ...o kullarına karşı eşit olan... ...her an kapısı açık olan... ...bizim gibi kapıyı kapatan değil açık olup da davet eden. İşte bu surenin içinde de zaten işleyeceğimiz konularda çok farklı şeyler inanıyorum ki farklı pencereler açılacaktır. Buradaki Rahman isminin özelliği anlamı kısaca bu şekilde söylenebilir yani. Evet hocam. Şimdi Er-Rahman ile başlıyor zaten sure. Hem isminden mülhem evet. hem de ilk ayet Er-Rahman sonra Allemel Kur'an. Biz Kur'an'ı öğrettik. Evet. Şimdi Kur'an yani ayet ayet en azından ilk ayetlere böyle ayet ayet gidersek en azından güzel Şimdi e, şeye girdiğimiz anda Rahman suresine girdiğimiz anda zaten enteresan olan e, Kur'an-ı Kerim'in en sonlarındaki e, kısa ayetli sureler. Bu da onlardan bir tanesi. Kısa kısa ayetler ama korkunç vurucu, müthiş etkileyici anlamlar içeren e, surelerden bir tanesidir Rahman suresi ve Rahman suresinin içinde ee, ...devamlı tekrar eden bir ayet vardır. Aa, evet. O zaten çok daha enteresan. Onu zaten özel soracağım hocam. Evet. Errahman, Allah Rahman'dır. Ee, <laughs> halakal insan, insanı yoktan var edendir. Ee, Kur'an'ı öğretendir. Ve insana bir de beyan etme, ifade etme gücünü verendir. İfade etme gücünü biz aslında şöyle e, yani... ...diliyle anlatma şeklinde... Yani bir olayı anlatma. Mesela biz burada bir şeyi açıklıyoruz, beyan ediyoruz. Bunu sadece bu kadar değil ki. Yani şeye baktığımız zaman da karşılığında onu görüyoruz. Nimetler dendiğinde nimetlerin içinde sadece yediğimiz içtiğimizi nimet sayıyoruz. Halbuki? Halbuki değil. Mesela e, musluğu açıyoruz su geliyor. Nimetler geliyor ama ona bir de gider lazım. O da, o da olmazsa zaten olmuyor. Yani gelenler nimet olduğu gibi gidenler de nimettir aslında. İnsana Allah nimeti verirken farklı farklı şekillerde bizim bir çoğumuzun düşünmediği, yediğimiz içtiğimiz nimettir ama bizim onları vücudumuzdan atmamızın nimet olduğu, terlemenin nimet olduğu ya. ve diğer ihtiyaçlarını gidermenin nimet olduğunu biz maalesef anlayamıyoruz. Biz sadece yediğimiz içtiğimiz, gördüğümüz güzellikleri, hepsi bu dünyada kaldığında müthiş bir kirlilik oluşmaya başlıyor. Dolayısıyla Cenab-ı Hak kainatta verdiği şeyleri, o aynı zamanda ortadan kaldıran, ortadan kaldırdığını aslında göremediğimiz, bilemediğimiz öyle bir sistemin içindeyiz ki biz onu fark edemiyoruz. Dolayısıyla bu surenin içinde Allah verdikleriyle beraber bize farklı şeyleri de hatırlatarak, yani faydalanmanın nimet olduğunun yanında. ...def etmenin de nimet olduğunu hatırlatıyor. Hı. Bir de mesela beyan dediniz hocam. Beyan, beyan kelimesi. Beyan hani düşündüğümüzü dile dökme sanatı diyoruz değil mi? E peki sese dökme. Evet. Sesle... Bu Yani bizi diğer varlıklardan ayıran en temel özellik... ...bu beyan ediyor olabilmemiz değil mi hocam? Evet. Yani beyan kelimesini sadece e, satırlara döküp de... ...yani söze dökmek değil. Ben aynı zamanda size baktığım zaman... ...sadece gözlerini gösterseler... ...derim ki bu Fatih Savaş Bey kardeşim. Saçınızı şuraya gösterseler biliyorsam... Veya bir e, sanatkar düşünün, bir şiir yazmış. O şiiri okuduğumda o şairi sanayan diyor ki, falancanın şiiri bu. E, okudun biliyor musun? Hayır, onun e, cümle kuruşu, onun yazım şekli diyorsunuz. Veya bir yazı okuyorsunuz, ha bu falancanın yazısına benziyor diyorsunuz. Veya bir ses duyuyorsunuz, ha bu falanca sanatkarın sesi diyorsunuz. Bir beste duydunuz, aynı şekilde. Bakın bunların hepsi o insanı ifade ediyor. O insanın ifade şeklinde, Allah'ın vermiş olduğu ifadelerden, beyanlardan bir tanesidir. Bir sanat şeye bakıyorsunuz. Yani e, resme bakıyorsunuz. Fırça darbelerine bakıyorsunuz. Diyorsunuz ki bu falanca e, ressamın fırça darplarına benziyor. İşte işte dediğim gibi bestesinden şiirine varıncaya kadar her şeyin bir e, beyan e, ilmi içinde ifade edilecek olan zengin bir alandır aslında. İnsana beyan etme gücünü, yetkisini verendir Allah. Kur'an'ı tamam. öğretendir. Eee sonra Şemsu'l-Kameru bi-Husban Güneş ay ve, ve güneş hesabıyledir diyor. Onlar şahsa bizim hesabını tutar mıydı? Bizim takvimimiz tutar mıydı mesela? Tutmazdı. Hocam onların zaten hani güneş ve ay aynı zamanda Allah'ın kevni ayetleri Ayet... başlıyor da zaten aşağıya doğru başlıyor. Değil mi? Evet. Ve bunlar yani dediğiniz gibi yani bir an şaşmaz. Görevlerini layıkı evciliyle yaparlar. Bu döngü devam eder. Bizim hesap şaşar. Heh. O şaşmaz. O şaştığı zaman hiçbir hesap tutmaz. Camilerde bazı yerlerde e, yani e, Avrupa'ya gittiğim zaman da genelde saat kulelerinde kiliselerde oralarda var. Bu e, güneş saati vardır. O güneş saati cami duvarlarında var. Oralarda e, yine o güneş saati varsa mutlaka bir yerde de muvakkithane var. Oradaki o hesabı yapan o günün e, ilmiyle meşgul olan ...alimlerinin durduğu yer... ...o hesabı yaptığı yer muhakkithane... ...dolayısıyla orada bir çivi vardır... ...o güneş saatin o çizgilerinin yanında... ...bir çivi vardır... ...o çivinin iz düşümüyle beraber hesaplar yapılır... ...o çivi ortadan kalkarsa... ...çivi koparsa, çivi çıkarsa... ...o zaman bir değime... ...bu şey olur... ...derler ki dünyanın çivisi çıkmış... Hmm. İşte çivinin çıkması... ...oradaki o hesap tutmaz... ...o çivi çıktığı zaman... Dünyada da aynı şekilde dünyanın çivisi çıktığı zaman hesaplar tutmaz, kimse kimseyi tanımaz. Ölçüler dengeler değişir. Ona da şey olmuş yani, söz olmuş. Aynı şeye benzer hocam, hani e, elini taşın altına koyma meselesi var evet. ya o da. Halbuki o eli taşın altına koyma değil yani. Yani evet. padişah yolun ortasına bir taş koyuyor, evet. büyükçe bir taş. Acaba bunu kim ortadan kaldıracak? Hani kim kenara koyacak? Herkes geliyor işte, birisi geliyor bir amir diyor ki. Ee, bunu kaldırın bir emir veriyor adamların. Öbürü geliyor. Herkes bir, bir şekilde emir veriyor yani birilerine evet. ama bir tanesi bir köylü geliyor üzerindeki yükü de indiriyor. Onu ya bu, buradan bunu ben kenara koyayım insanlar e, zarar görmesin rahatça yoluna gitsin. Bir şekilde o taşı kenara koyu altından bir kese altın ve orada bir not. Bu kese altın elini taşın altına koyanlar içindir. Eyvallah. Yani o yüzden tabii e, tabi Eyvallah. bunun çıkış hikayesi de orası. Hocam güneş ve ay bir hesaba göre hareket etmektedir. Bu ayeti de kısmen ifade ettik. Şimdi otlar ve ağaçlar Allah'a boyun eğerler. Şimdi bu ayet de çok enteresan. Hani e, başka bir ayet zihnime geldi. Ve in şey şey'in illa yusabbihu bihamdihi ve la kin la tafkahuna tesbihahum. Allah diyor ki yaratmış olduğum hiçbir şey olmasın ki beni anmasın. Bu ayete baktığımız zaman yani yaratmış olduğu her şey Allah'ı kendi lisanı haliyle tesbih ediyor. Biz duymuyoruz. Ve biz duymuyoruz ve onlar e, irade sahibi olmadığı olmamakla birlikte bu görevlerini layıkı like ve yapıyorlar. Ama biz insanı, yani bir insanı ayrı bir parantez açalım ne kadar varlık ne kadar önemli bir varlık olduğumuzu e, ama... Bu, bu ayetle birlikte otlar ve ağaçlar Allah'a boyun eğerler. Bunu biraz açabilir miyiz? Şimdi ondan önce e, ay ve güneşin hesab hesabıyla e, tamam. bir, belli bir hesap içinde hareket ettiğini düşündüğümüzde onlar yörüngelerinden çıkmıyorlar. Burada bir kere Cenab-ı Hakk'ın kullarına karşı kullarının hesaplarını tutmasıyla alakalı onu hesaba koymuş, düzene koymuş, dengeye koymuş. Bize de başka bir şekilde bir şeyi söylüyor. Bir dengenin, bir düzenin insan hayatında, insan nizam ve intizamında olması ile alakalı. Ona geçmeden şunu da söyleyeyim. Buyurun hocam. Dünyada biz bazen maalesef görev yaptığımız camide olsun başka tarafta olsun şu gibi şeylerle çok karşılaşır olduk. Allah insana devamlı ceza veriyor. Hiç durmadan ceza veriyor. Bize ceza vermezsek işte şunu yapmıyor. Şimdi kanun koyucu bize bir kanun koymuş, bir nizam intizam koymuş. Ve bize diyor ki buna uyarsanız size mükafat vereceğim. Ama dünyada hiçbir yerde siz kanunlarıma uyarsanız size mükafat vereceğim diye bir şey yok. Devletler o zaman zalim mi? Hayır. Onlar kuralı koymuşlar. Siz uymadığınız zaman uymayana ceza veriyor. Yani insan kendine zulmeder. Allah zulmetmez. Evet. Cenab-ı Hak ise bize kendi o yoluna o güzel insan olma konusunda iyilik yaparsa Cenab-ı Hak mükafatını vaat ediyor. Kötülük yapanlara karşı da, kötülük yaparsanız da, yani kötülük yapması için bir insanın e, birçok şeyi aşması lazım. O iyilik düşüncesinden, mükafat düşüncesinden geçmiş olması lazım. Ben istemiyorum, yani mükafat istemiyorum. O iyilik, e, o iyiliği yapmayacağım ben diyerek bir şeyler aşıp, ondan sonra kötülük yapması lazım, uğraşması lazım yani. Mükafatsız olması için, nasipsiz olması için. Orada e, dolayısıyla bu sure aynı zamanda bununla da alakalı cennetle cehennemle alakalı da bize birçok şeyleri vaat etmekte. Bize birçok şeyleri hatırlatmakta tekrar tekrar hatırlatmakta ve burada hatırlattığı şeylerden bir tanesi işte hesabımızı bizim sağlam yapmamız için ben aya güneşe hesap koydum. Onlar yörüngelerinden şaşmazlar. Tamam. Siz de hesabınızı böyle tutun gökteki bütün yıldızlar yeryüzündeki ağaçlar ve bitkiler hepsi Allah'a secde ederler. Bunu bir zamanlar baktığımızda e, Eski müfessirler e, Rüzgarda Fırtınalarda e, yere eğilip de Allah'ın emrine e, Boyun eğmesi olarak tefsir ettikleri gibi Yani secde gibi Tabi bunun görsel olarak Bunu bu şekilde anlamladıkları gibi e, Bunun dışında Mecazi olarak bakarak e, Yerdeki bitkilerin Allah'ın koymuş olduğu kural, nizam ve intizama uyumaları ile alakalı. Yani e, bir zamanlar bir bitki neyse şu anda da aynı şekilde o hayatına devam ediyor. Yani bu sene başka, bir dahaki sene başka olarak değişe değişe gelmiyor. Hı hı. Allah onların içine, özüne koymuş. Çekirdeğe bakıyoruz, biber çekirdeği domates çekirdeğini bizim ayırma imkanımız çok iyi bilmiyorsak zordur. Ama Allah ikisine de ayrı şey koymuş ve onlar Allah'ın dediği, Allah'ın içine özlerine yerleştirdikleri kanun ve kuralı aşıp da başka şeyler yapmaya kalkmıyorlar. Burada Allah bu örneği verirken bize biz kuluz, yaratılmışız ve kainatın en şerefli varlığıyız biz. Bizim de özümüze içimize bir şey koyuyor. Cenab-ı Hak o örnekleri vererek üst üste dizerek az sonra bir yere geliyor. Bu baştaki ayetler O Rahmandır. Kur'an'ı e, öğretendir ve insana beyan ilmini öğretendir. Sonra güneşi hesab ayı hesab ile yaratıp gökyüzündeki yıldızlara, yeryüzündeki bitkilere bir onlar kendilerine secde edendir. Sonra da bize dönüp terazi elimize veriyor şimdi. Ölçüde haddi aşmayın diyor. Terazi elimize veriyor. Ölçüsüzlük yapmayın diyor. Bugün dünyanın başındaki en büyük dert, en büyük bela ölçüsüzlük belasıdır insanın haddi aşmasından dolayıdır. İnsanın sınır tanımamasından dolayıdır. İnsanın gözünün hiçbir şekilde doymasında doymamasından dolayıdır. Dolayısıyla bunlar olmuş olsaydı bugün e, dünya çok daha farklı olurdu. Ve hep birbirimize biz dünyanın dengesinin bozulduğundan bahsederken ama dünyanın dengesini bozan da insanoğlu işte olduğunu da biz söylüyoruz. yani bozan biziz, biziz. Özümüze dönmüyoruz. Sadece sözde varız. Özde, özde yokuz mesela eyleme dökmüyoruz evet eyleme Ve dökmüyoruz bu ayeti de bilmiyoruz açık evet, söyleyeyim. bu ayeti de bilmiyoruz aynen ölçüde haddi aşmayın evet. tartıyı adaletle yapın teraziye eksi tutmayın yani bu bizim hem e, ticari ahlakımızla da ö önemli bir ha alakalı bir şey değil mi hocam yaptığımız ayet. işlerle de alakalı İşlerle de alakalı mesela yaptığımız deprem bölgesine yaptığımız binalarla alakalı şimdi bir insan bunu e, bilirse bina öldürmez de deprem öldürmez bina öldürür evet, senin yaptığın hesap öldür. dolayısıyla sonra sen cani durumunda Allah'ın huzuruna çıktığın zaman sen ondan dolayı sorumlu olursun. Niye? Çünkü Allah ben uyardım diyor. Ben gökyüzüne diyor tabaka koydum yedi tabaka. Yeryüzüne de koydum diyor. Onu böyle bir kütle halinde yapmamış. Gökyüzünde aynı şekilde boş bir şekilde yapmamış. Sana uygun hale getirdim diye hatırlatarak bir yere gidiyor yine. Orada da hatırlatıyor. Yani göğe tabakalar koyup. اَلَّذ۪ي halaka سَبْعَ سَمَاوَاتٍ Yedi kat gök ve yeryüzü de yine aynı şekilde yedi kat olarak. Bize Allah bir nizam ve intizam koyuyor. Sonra bize de diyor ki sen de yaparken sağlam yap. Başkalarına maskara olma, rezil olma. Sonra biz kendimize dönüp de bizim yaptığımız işler kötü, başkalarınınkiler iyi oldu, iyi oldu dediğimiz zaman işlerimiz onların dinleri var, işimiz gibi, işleri var, dinimiz gibi demek zorunda bırakır insanı. Böyle yapmamak yani lazım. Yani şu ayeti aklıma getirdiniz. İnna Allah yemurukum en tu'dul emanati ila ehliha. Emaneti ehline veriniz. Vermezseniz zaten işte başka türlü oluyor. İşte o bir binaların yapılması şeyi hepsi böyle emanetli ehil kişiler bir de vicdanlı olursa e, sağlam yapılar dediğiniz gibi deprem öldürmez. Binalar öldürür. Her şey de bu. Evet. Her şeyde geçerli. O yüzden o, zaman ölçüde haddi aşmayın. Tartıyı adaletle yapın. Evet. Terazi eksik tutmayın. Burada hile Hile düşünmeyin diyor yani. Aldatan bizden değildir A, buyuran peygamber Men ghaşşena feleyse minna. Evet. Bizi aldatan bizden Islanmıştı, değildir. Islanmıştı mazeret yok. Islanmıştı diyor. Evet. Yani yok mazeret yok. Aldatan bizden değildir bitti. Hadi böyle bir gerçek inan ve yap. Mümkün değil. Kimse görmüyor. Görmesin. Peygamber Efendimiz soruyor. Buyuruyor ki. E, ihsan nedir? Ey hesabım. Allah ve Resul daha iyi bilir diyorlar. İhsan hiç kimsenin görmediği yerde. Allah'ın seni gördüğü düşüncesi, inancı içinde yaşama biçimidir diyor. Hiç kimse görmüyor. Göktesin, yerin altındasın, denizlerin dibindesin. Veya dağların içinde hiç kimse seni görmüyor. Orada bile Allah beni görüyor düşüncesi içinde yaşamaktır. Kötülük yapmamaktır. Kötülük yapmamaktır. Kötü alet olmamaktır. Müslüman böyledir yani. Eyvallah. Evet. Hocam bir kaside ilahi aramız var. Sonra kaldığımız yerden Rahman Suresi ile devam edeceğiz. Hatta Rahman Suresi'nin ayetlerini bir nevi okuyoruz. Meallerini okuyoruz. Bu aynı zamanda bir Kur'an okumadır. Ama ilerleyen dakikalarda lafsi olarak da sizin o güzel sesinizle inşallah Kur'an-ı Kerim'de dinlemek, Rahman Suresi'nden özellikle ayetlerden dinlemek isteriz. Kısa bir kaside molası veriyoruz. Hep beraberce canı gönüller dinliyoruz. Fatih Turgut Hocamızın güzel gönlüne sizi davet ediyorum. Medediyya.

yeah Oh well, no! Evet Fatih Turgut hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Gönülden okumuş olduğu bu kasideden <laughs> ötürü Allah kendilerinden razı olsun. Kıymetli izleyenlerimiz belki ekranlarını yeni açanlar vardır. Ramazan Kutlu Hocam, Beyler Bey Camii İmam Hatibi bizimle beraber Rahman Suresinin ayetlerini anlamaya çalışıyoruz. Rahman Suresinin fazileti, e, niçin Rahman Suresi içerisinde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? O febi ege alai rabbikuma tükezziban diye çokça okumuş olduğumuz o ayetler neden her ayetin akabinde tekrar tekrar edilmiş bunun faziletini soracağım. Hocamla beraber kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocam Rahman suresinin ilk ayetlerini böyle ayet ayet ifade ettik. Ettiniz daha doğrusu biz de istifade ettik Allah razı olsun. Rahman suresinin genel anlamda fazileti hani Peygamber Efendimiz tavsiye etmiş mi? Bu bağlamda bir hadis var mı? Bu bağlamda Rahman suresinin faziletiyle alakalı neler ifade edersiniz? Rahman suresi e, öncelikle e, rivayet edilir ki Mekke'de inen e, surelerden bir tanesidir. Rahman suresi e, 78 ayet ve içinde 31 defa Tebi Eyyi Allâhi Rabbikümâtük'e ziban tekrar ederek yani tekrar etmesi de çok enteresan. Bir de 31 kıymetler hatırlatılarak devamlı tekrar. Ediyor. Evet. Devamlı tekrar ediliyor ve hiç durmadan tekrar edilmesinin neticesinde Peygamber Efendimiz e, Taif'e gidiyor. Taif'te e, o e, malum başına gelen o e, hadiseden sonra, o taşlanmadan sonra e, gelirken o kadar üzüntü içinde cinler tayfesine e, rastlıyor. Orada onlara bu sureyi okuyor, Rahman suresini okuyor. Rahman suresini okuduğu zaman e, tabi tabii e, e, o e, bir anısı var. Sahabe-i kirama da aynı şekilde okuyor. Onlar da sessiz bir şekilde dinliyorlar. Sahabe-i kiram dinliyor. Sonra cinler sizden daha güzel dinlediler diyor. Onlar sizden daha iyiydiler diyor. Ya Resulallah, cinler ne yaptılar, ne dediler ki? Onlar ben o sureyi okuduğumda Rabbinizin hangi nimetini yasaklar e, inkar edersiniz? Bu ayet-i kerime geldiğinde onlar hep dediler ki Allah'ım biz bütün verdiğin nimetleri kabul ediyoruz. Onlara şükrediyoruz. Ve senden geldiğini kabul edip e, hamd ediyoruz, inkar etmiyoruz, şükürsüzlük yapmıyoruz diyerek her ayet-i kerimede onu hatırladılar diyor. Ve Peygamber Efendimiz bunun üzerine diyor ki kim ki Rahman suresini okursa Allah'ın kendisine verdiği nimetlerden haberdar olur. O nimetlerin şükrüne adalar diyor. Yani şimdi baktığımız zaman da hocam hani... Rahman suresinin başlarındaki başlangıçtan aşağı biraz indik ayetleri evet. okuduk ya hani genel anlamda Rabbimizin insanı en güzel bir şekilde yarattığını ona beyan işte konuşma öğrettiğini Kur'an'ı indirdiğini işte, yer, işte kevni ayetler yeryüzü gökyüzü ay güneş bunların hepsinin bir denge yörünge içerisinde devam ettiğini bakıyorsun bütün bu nimetlerin hepsini biz insanoğlunun emrine tabiri caizse amade kılmış ve bize sayısız nimetler vermiş ve bu nimetler karşılığında siz benim febe eyyâ âlâhi rabbikümâ tükezziban hangisini yalanlarsınız? Sizin evet. nimetlerden çok manidar hocam yani burada inşallah bizler inkar eden değil şükredenlerden oluruz. Evet yani ve şiirsel bir akış meydana getiriyor nasıl inkar edersiniz diye. Yani inkar etmek mümkün mü? Bunun içinde aslında nasıl inkar edersiniz'in içinde inkar etmek mümkün mü? Nasıl yapıyorsunuz bunu? Hangi güçle, hangi inkarla, hangi kabullenmemekle nereye dayandırıyorsunuz? Yani bunun bir akla dayanan tarafı var mı? Duyguya, gönüle dayanan tarafı var mı? Hiç düşünmüyor musunuz? Çok farklı şekillerde anlandı, anlamlandırılacak bir şeyle, cümleyle Rabbinizin hangi nimetini inkar ediyorsunuz ve mümkün olmayan bir şey aslında. Ee, Tabi biraz sonra gelecek o Allah bu dediğimiz şeylerde bir şey bir temel oluşturup sonra Allah yeryüzünü sizin için yaydı. Çeşit çeşit meyveler sebzeler verdi. Etinden sütünden istifade edeceğiniz canlılarla sizi besledi sizi rızıklandırdı. Rabbinizin hangi nimetini yasaklarsınız? Yani nimet o kadar çok ki hangi o kadar diyor? çok. Evet. Ve in te'uddu ni'met Allahi tuhsuha. Sizin hesaplarınız, rakamlarınız yetmez buyuruyor Allah. Allah Siz hesaba getiremezsiniz. Yani nimeti hangisini sayacaksınız ki? Neyi sayacağız? Mesela Allah'ın yeryüzünde bir elmayı 4500 çeşit olarak sana sunuşunu bir elmayı ve diğer bütün meyvelerde aynı şekilde düşündüğünüzde Allah aşkına hangisini Tatları farklı ama aynı isimle anıyorsunuz. Tatları, o rayhası kokusu, rengi hep senin gözüne, gönlüne, da, du, diline, dudağına, damağına, kulağına ve senin e, içselleştirip de aklına, fikrine hitap edecek şekilde çeşitlendirmiş sadece bir şeyi. E, onun dışında e, sayamayacağınız, bizim bildiğimiz, yaşadığımız bir köyde yaşıyorsak ne kadar şey biliyoruz ki? Çok az. Biraz genişletin, genişletin. Dünya çapında düşünün neler var. Dolayısıyla Allah sizin hesabınız yetmez diyor Allah'ın nimetlerine. Sayamazsınız. Sonra kalilen men teşkürün Ne kadar şükrediyorsunuz? Buyuruyor Cenab-ı Hak. Dolayısıyla şükrü bize hatırlatıyor burada. Ya, hocam, Nasıl inkar edersin? Hatta e, ve kalilun min abadiyü kullarından pek azı bana teşekkür eder. Evet. Acaba biz azlarda mıyız hocam? Ee, yani onu şöyle büyüklere baktığımız zaman hep e, şükrü az görmüşler biz çok göremeyiz yani. Biz evet verdiklerine karşılık çok azdır. Çok azdır. Allah hakiki manada şükredenlerden evet, amin, eylesin amin. bizi hocam. Amin Şimdi e, Rahman Suresi'nin faziletini de Peygamber Efendimiz'in ifadesini anlattınız. Rahman Suresi ile evet. alakalı hani insan nimetler Allah'ın bize vermiş olduğu nimetleri hatırlatmaya vesile dediniz. Evet. Sonra e, tabi Rabbimiz hani Rahman suresi ile bize ne anlatmak istiyor dendiğinde de zaten o vermiş olduğu nimetleri bir de mesela o iki doğunun ve iki batının Rabbidir bu ayeti nasıl anlamalıyız hocam? şimdi onu müfessirler şu şekilde tefsir etmişler bir yaz kış güneşin doğup battığı yerler farklı yani yazın kışın farklı farklı yerlerden zaten baktığımız zaman da yani doğu bu tarafta ama o yeri değişiyor eee gün be gün değişiyor aslında. Başka bir tefsirde de ay ve güneş alınmış ikisi. Yani ay ve güneşe iledir diye bir önceki ayetlerde geçiyor ya. Hı hı. Yine burada da iki doğunun ve iki batının, ayın doğduğu yerle güneşin doğduğu yer, ayın battığı yerle güneşin battığı yer. Bir de dünya iki yarım küreden oluşuyor ve bu iki yarım kürede bir yerde batarken öbür tarafta doğuş. Yani birinin batışı öbürkünün doğuşu. Ee, o iki doğunun ve iki batının bizde doğarken başka bir yerde batıyor aslında. O şekilde ifade etmişler. Ee, yani e, bu şekilde farklı ele alınarak işlenmiş. Ee, ben bir de şeyi söylemek istiyorum. Bu surede aynı zamanda bu kainatta biz yalnız değiliz. Sadece insan olarak Heh. biz kainatta yalnız ha, değiliz. Şimdi tam bir bir bilsek. Bakın, halakal insan min sal salin ve halakal cehennemin marrjin min nar. İnsanı biz ...pişmiş bir çamurdan yarattık buyuruyor Allah. Eskiden... ...hocalar tabi bilinmediği zaman... ...hocalar e, insanı... E, ...topraktan yarattı dediğinde... ...hani bizim şiirlerimizde Yunus'umuzda da... ...çok geçer ya kara toprak diye... E, ...geldiğimiz yer topraktır... ...neticede gideceğimiz yer de toprak olacak ya... E, ...insanı bu şekilde... ...topraktan geldiğini... ...hatırlatır Cenab-ı Hak ama bugün laboratuvara... ...girildiği zaman... ...bir saçkılı, kılı... E, ...bir damla kan... Onun içindeki e, insanın e, kanını oluşturan, canını oluşturan o madenlere bakıldığı zaman, oradaki e, sayılan işte laboratuvara girdiğinde diyor ki şundan biraz az kalmış, bu biraz ileri geçmiş, e, şu dolayısıyla şunun fazlalığı, şu hastalığı eksikliği. Bir bakıyorsunuz toprakta olan her şey insan canında da kanında da varmış. İşte o zaman çok daha iyi anlıyoruz bazı şeyler. Bu surede aynı zamanda işte bilime ışık tutan, ilme ışık tutan birçok şey var. Dolayısıyla bu da onlardan bir tanesi. Yani e, dün bilmediğimiz birçok şeye bugün bakıyoruz. İki doğu ve iki batı. Onlar iki doğu ve iki batı. Bunlar çok farklı şeyler mesela. E, yine suyun biraz sonra o, o iki doğu iki batıdan sonra suyun arasındaki perdelerle alakalı o ayetin gelip ve yıllarca nedir bu bilinmiyor. Ama Kur'an hepsinin ötesine geçmiş. Kur'an orada bize içeride sıcak su, soğuk su akıntıların olup canlılarının bile tuzluluk oranlarının farklı olduğunu Kur'an bize öğretiyor ama bu da bugün ispat edilmiş vaziyette. Birçok şey var bunun gibi. Eyvallah. Dolayısıyla bu surede bizim bilmediğimiz, bizim ötemizde varlığını bilip de görmediğimiz ancak ee, belki bazı istisnai hallerde e, farklı yaratıklar insan topraktan pişmiş bir e, çamurdan, cinlerse kor ateşten yaratılmıştır buyuruyor. Burada da ilerki ayeti kerimelerde insan ve cinlerle alakalı, onların da defteri dürülecektir. onlar da hesap verilecek verecektir Çünkü diyor. hocam hani nasıl biz insanız, e, Müslümanız, değil mi? Yani Hristiyan var, Yahudi var, farklı milletten insanlar var, dini farklı olanlar var. Neticede Cenab-ı Hak bize irade, akıl peygamberler kitaplar vermiş ve biz evet. herkes kendi kaderini kendisi çiziyor tabiri caizse. Bunun yanı sıra cinler dediniz ya. Evet. Kur'an'da cin suresi var. Cinler Cinlerde e, inananı var, inanmayanı var. Onlar da bizim gibi. gibi irade sahibi ve onlar da e, imtihana tabi e, varlıklar değil mi? Evet. Onlar da peygamber efendimize baktığımız zaman zaten e, yani o ins ve cin peygamberi diye e, Resulü Yani, sakali. Evet. O ...insanların ve cinlerin peygamberi... ...bizim işte ayrı boyutta yaşayan... ...bazen diyorlar ya işte... ...bizim haricimizde canlılar var mı... ...yani cinler var... ...cinler var... ...bu hakikat ayetle sabit... ...ayetle sabit... ...bunun gibi birçok ya şey... ...yani mesela demin taif örneğini verdiniz ya mesela... Evet. ...hani peygamberimiz Mekke'de... ...istediğini alamadığı ...yeni bir üs lazım... ...İslamiyeti yaymak için ne yaptı... ...taife gitti... ...taifte akrabaları vardı... ...hani gidip orada belki... O yeni bir şehir. Orada İslamiyeti yayarsam tüm dünyaya ulaşabilirim anlamında gitti. Umduğunu bulamadı. Taşlandı. Kan revan içerisinde gerisin geriye döndü. Akrabalar tabi, tarafından. Tabi Hem de akrabaları tarafından. Bir de e, onun için bir kişinin Müslüman olması da önemliydi. O da Addas. Evet. Hristiyanlı Müslüman oldu. Oradan döndükten sonra Cenab-ı Hak bir nevi Peygamber Efendimiz'e Nahle Vadisi'nde teselli. hani cinlerle karşılaşıyor. Yani kullar insanlar sana taş atsa da senin davanda senin yanında olmasa da ben seni cinlerimle teskin ediyorum. Onlardan sana iman edecekler evet. var diye bir nevi teselli mahiyetinde evet. bir buluşma oluyor. Evet. Hatta o rivayette Nahle Vadisi'nde Nusaybin cinleriyle karşılaştığı zaman onlara Kur'an okuduğunda Mardin Nusaybin'e Peygamber Efendimiz'in duası var. Yağmurunun bol bereketli, rüzgarının bereketli olmasıyla alakalı bunu e, tarihsel kitaplarında evet. da okumuştum. Hatta umre e, noktasında notlarda hocalarımdan da istifade etmiştim bu bilgileri. Hocam Rahman suresi gerçekten çok özel bir sure. E, gizemi çok güzel, fazileti bambaşka. Bir de okunuşu bir başka bir güzel. Yani sizin dediğiniz ya nameleri başkadır. Evet. Ee, bir de bu Kur'an'ı zaten bir nevi biz Rahman Suresini biraz önce sizinle beraber zaten bu ana kadar e, bir nevi okuduk. Çünkü meal okumak da Kur'an okumaktır aynı zamanda. Bir de sizin o güzel sesinizden Rahman Suresinden birkaç ayet böyle dinlersek mutlu oluruz Olur hocam. Olur tabii ki. Yalnız e, şu e, bir e, iki ayet anlamında vererek e, vaktimiz tabii, tabii. var mı? var hocam. Şimdi e, iki doğunun ve iki batının Rabbidir dedik. Sonra Meracel Bahreyn yeltekiyan beynehuma verzuhul la O iki suyu salı vermiştir. Aralarında birbirlerine karışmayı engelleyen bir perde vardır. Bizim görmediğimiz, bilmediğimiz bir perde. Sonra eee yahrucu minhumel lu'lu O insana denizin içinden inci mercan çıkartandır. Rabbinizin nimetlerini nasıl yalan, yalanlıyorsunuz? Ve sonra o dağ gibi koca gemileri suyun üstünde yüzdürendir. Rabbinizin nimetlerini nasıl inkar ediyorsunuz? Ve sonra bir ayet geliyor ki bu bize böyle bütün her şeyi kapatıyor. Kullu <laughs> <laughs> men aleha fan ve yebka vecu Rabbike zul celali vel ikram. Fani'siniz diyor. Ölümlüsünüz, öleceksiniz. Hancı değilsiniz, yolcusunuz. Dolayısıyla sadece vaki kalan Rabbinizdir. Siz fanisiniz. Fani olup da baki gibi yaşamayın. Yani kalıcı gibi yaşayıp belki kalıcı gibi işler bırakacağız. Eserler bırakacağız. Zaten dinimizin emri de odur. O şekilde yaşayıp da o şekilde eserler bırakırsak anca o zaman insan kalıcı oluyor. Aksi takdirde yalnız öleceğini bil diyor. Zamanın kısıtlı, kısıtlı olan zamanı yaşıyorsun. O zamanı yaşarken çok iyi değerlendir. Fanisin, öleceksin. Ölümsüz eserler bırak. Ölümsüz eserler bırakırsan ancak o zaman amel defterine yazılmaya devam eder. Ölsen bile toprağın altına gitsen bile amel defterin açık kalır. Adeta şairin dediği gibi müjdeler olsun, müjdeler olsun. Ölümü de öldüren Rabbe secdeler olsun diyor ya. Evet. İşte o ölüm, e, ölümü öldürmek lazım yapılan Aynen. hayırlarla, güzelliklerle. Amel defterin açık bırakılması için de peygamberimizin üç maddesini hocam? Kendisine dua eden hayırlı evlat, evet. sadakayı cariye, akıcı olan, sürekli olan sadaka, kendisinden istifade edilen bir ilim bir makale bir kitap eser e, bırakan eser. E, insan yetiştiren. Eyvallah. Eyvallah. Hocam birkaç ayet evet. en azından dinleyelim hocam. Kur'an-ı Kerim okumanın e, bir boyutu e, tefekkür için, düşünme için bu tarafından baktık bu programda. Hı hı. İkincisi güzel sesten dinlemek için buyurur peygamberimiz. Ben güzel sesten Kur'an dinlemekten hoşlanıyorum buyur. Biliyorsun malum. Evet. E, bir üçüncüsü de ve ma allemna hüşşi'ra ve ma yenbagiyle in huve illa zikrun ve Kur'an-ı Orijinal metniyle Kur'an bir zikirdir. Evet. Dolayısıyla biz şimdi e, Man mana itibariyle söyledik. Bir de orijinal metniyle okuyalım. Nasıyla. Bakalım. Evet. Eyvallah hocam buyurun. Euzu minash shaytanir بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القران خلق الانسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمال خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجاهل Allah azim. azîm Eyvallah hocam. Ağzına sağlık. Allah Aynı razı sağlık. olsun. Allah, Allah, Allah ömrüne bereket versin. Amin. Hocam Rahman suresinin kısa bir e, mealini arz ettik. Faziletinden bahsettik. Süremizin de sonuna geldik inşallah. E, anla, e, mesajlar hepimiz tarafından alınmıştır. Çünkü Kur'an çok mucizevi bir kitap. Okuyan aciz. Kur'an muciz misali. Eyvallah. Bizler... Kur'an'a muhtacız. İnşallah onun ahkamıyla ahlaklanabilmeyi Allah hepimize nasip Amin. eylesin. Amin. Programımızın sonuna geldik. İnşallah haftaya tekrar görüşünceye dek hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Ve Ramazan Kutlu hocamıza çok çok teşekkür ediyorum. Hocam sizin duanıza programımızı bitirelim isterseniz. Eyvallah. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Amin. Vafu anna ya kerim, vafu anna ya rahim, vafir lana zunubana bifadlike ve cudike ve keramike ya ekramel ekramin, ve ya erhamen rahimin. Gerçek dost sensin ilahi, senden gelir yardım eli. Ne senden sonra kalan var, ne vardı senden evveli. Toparlarsın aklımızın almadığı cümle işi. Gerçek velayetimiz sendedir ya Rab, elbet sensin el veli. Dostum diyorsun ve Allah'ı dost edinenler için korku yoktur hüzün yoktur onlar üzülmeyeceklerdir buyuruyorsun bizleri ya rabbi kendine dost olanlardan eyle Amin. kitabın Kur'an'ına dost olanlardan eyle Amin. peygamberlerine Amin. dost olanlardan eyle Amin. ya rabbi güzel insanlara bizi dost olanlardan eyle ya Rabbi kötülere dost olmaktan bizleri muhafaza eyle. Amin. Bizler ancak sana ibadet eder ve ancak senden yardım bekleriz. Muhtaç olanlara bizi muhtaç etme. Amin. Ya Rabbi el açanlara el açtırma, Amin. boyun büktürme, huzurundan başka bir yerde bize diz çöktürme. Ya Rabbi bizi sıratı müstakime, yolların en doğrusuna ulaştır, ayaklarımızı kaydırma Allah'ım. Dalalette olanlardan, yolunu şaşmış olanlardan, yoldan çıkmış olanlardan bizi ve neslimizi muhafaza eyle. ...birliğimizi, beraberliğimizi, dirlik düzenimizi daim eyle Ya Rabbi... ...Ya, ya Alemin dünyanın neresinde olursa olsun... ...senin en değerli varlığın olan insan ki Ya Rab şu bugünlerde... ...bir tarafta Ukrayna geçtiğimiz sene... ...bugünlerde Ya Rabbi Filistin'de, Kudüs'te, Gazze'de... ...birçok insanın kanı akmakta... ...Ya Rabbel Alemin bu acıyı en kısa zamanda... ...en güzel şekilde neticelendirmeyi bizlere nasip eyle Ya Rabbi... Ya Rabbel Alemin kötülere kötülüğe fırsat verme. Anladım. Dualarımızı kabul eyle Ya Rabbi. Sübhane Rabbike Rabbil ve Selamun Alel Murselin Velhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha. Allahümme salli ala <laughs>